Doktor Severdan günlüğü. 1 Ekim. Renfield beni yine şaşırtmaya başladı. Ruh hali o kadar hızla değişiyor ki onları takip etmeyi güç buluyorum. Her zaman kendi mutluluğundan daha farklı bir şey anlamına geldiklerinden ilginç bir çalışma konusu oluşturuyorlar. Bu sabah Van Helsing'i geri çevirmesinden sonra onu görmeye gittiğimde kadere hükmeden bir adamın tavırları içindeydi. Aslında kadere hükmediyordu. Hayali olarak. Salt sağlıkla ilgili şeylerin hiçbirisiyle ilgilenmiyordu. Bulutların üzerindeydi. Biz zavallı ölümlülerin zayıflıklarına ve ihtiyaçlarına tepeden bakıyordu. Durumu iyileştirip bir şeyler öğrenebileceğimi düşündüm. Bu yüzden ona sordum. Bugün nerede sineklerden ne haber? bana üstün bir tavırla gülümsedi. Malvoilo'nun yüzüne yakışacak türden bir gülümsemeyle yanıt verdi. Sinek sevgili bayım çok çarpıcı bir özelliğe sahiptir. Kanatları pisişik yeteneklerin hayal güçlerine örnek oluşturur. Eskiler ruhu bir kelebek olarak betimleyerek iyi yaptılar kurduğu paralelliği mantıklılığının sınırlarına kadar zorlamak istediğimden hemen şöyle dedim. Aa, demek şimdi de bir ruh peşindesin öyle mi? Deliliği mantığının önüne set çekti ve başını onda nadiren gördüğüm bir kararlılıkla sallarken yüzüne şaşkın bir ifade yayıldı. Şöyle dedi. Aa, hayır, hayır. Ben ruh istemiyorum tek istediğim yaşam. Burada neşelendi. Şu anda buna karşı oldukça kayıtsızım. Yaşam iyi. İstediğim her şeye sahibim. Yaşam yiyiciliği incelemek istiyorsanız doktor, başka bir hasta bulmalısınız. Bu beni biraz şaşırttı. Bu yüzden konuya devam ettim. O zaman yaşama hükmediyorsun. Herhalde bir tanrısındır. Öyle mi? Tarifsiz ve iyilik dolu bir üstünlükle gülümsedi. Ah, hayır. Bir ilahın özelliklerini benimsemek benden uzak dursun. Ben onun özellikle ruhani eylemleriyle ilgilenmiyorum. Eğer entelektüel duruşumu bildirmeme izin verirseniz, ben Tamamen dünyevi şeyler söz konusu olduğunda tinsel olarak ele geçmiş Hanok'un pozisyonundayım. Bu benim için şaşırtıcıydı. O anda Hanok'un yerini hatırlayamıyordum. Bu yüzden basit bir soru sordum. Ama böyle yaparak kendimi delinin gözünde küçük düşürdüğümü hissediyordum. Peki neden Hanok? Çünkü tanrı ile yürüyordu paralelliği göremiyordum. Ama bunu itiraf etmekten hoşlanmıyordum. Bu yüzden onun reddettiği şeye döndüm. Demek yaşama aldırmıyorsun ve bir ruh istemiyorsun. Ama neden? Onu huzursuz etmek için sorumu hızla ve bir miktar sertlikle sordum. Çaban başarılı oldu. Çünkü bir an bilinçsizce eski aşağılık tavrına döndü. Önümde yerlere kadar eğildi. Hatta yanıt verirken yaltaklandı. Gerçekten, gerçekten ruh istemiyorum. İstemiyorum. Onları elde etsem bile kullanamazdım. Bana hiçbir şekilde faydaları olmazdı. Onları ne yiyebilir ne de... Aniden durdu. Eski kurnaz bakış, suyun yüzeyini süpüren rüzgar gibi yüzüne yayıldı. Hem doktor, yaşama gelince yaşam nedir ki? İhtiyaç duyduğunuz her şeye sahipken bir daha asla bir şeyin eksikliğini duymayacağınızı bilirken bu şeydir. Dostlarım var, iyi dostlarım var sizin gibi. <laughs> Dr. Severt anlatılmaz bir kurnazlıkla pis pis gülerek. <laughs> asla yaşam kaynağı eksikliği çekmeyeceğimi biliyorum. <laughs> Sanırım delilik bulutunun içinden ben de bir düşmanlık gördü. Çünkü hemen son sığınağına döndü. İnatçı bir sessizliğe. Kısa süre sonra şimdilik onunla konuşmanın faydasız olduğunu anladım. Asık suratlıydı. Bu yüzden yanından ayrıldım. Gün içinde daha sonra beni çağırttı. Normalde özel bir sebep olmadan gitmezdim. Ama şu an ne kadar ilgimi çekiyor ki, memnunlukla çaba gösteririm. Dahası zaman geçirmeme yardımcı olacak her şey beni memnun eder. Harker dışarıda, ipuçlarını takip ediyor. Lord Godalming ile Queense de öyle. Van Helsing çalışma odamda oturmuş, Harker'ların hazırladığı kayıtları inceliyor. Tüm detayları tam olarak bilirse bir ipucu bulabileceğini düşünüyor gibi. Çalışırken sebepsiz yere rahatsız edilmek istemiyor. Hastayı görmeye onu da götürürdüm ama ilk geri çevrilmesinden sonra bir daha gitmekle ilgilenmeyeceğini düşündüm. Bir başka sebep daha vardı. Renfield üçüncü bir kişinin yanında ikimiz baş başayken yaptığı gibi serbestçe konuşmayabilirdi. Onu odanın ortasında bir taburenin üzerinde otururken buldum. Genelde bu hal zihinsel enerji harcadığının göstergesidir. İçeri girdiğim zaman sanki soru dudaklarında bekliyormuş gibi hemen konuştu. Ruhlara ne olmuş? Tahminimin doğru olduğu açıktı. Bilinçsiz düşünce bir delide bile işine görüyordu. Meseleyi açığa çıkarmaya karar verdim. Sen söyle. Ruhlara ne olmuş? Bir an yanıt vermedi. Yanıt için esin bulmayı bekliyormuş gibi çevresine yukarı aşağı baktı. Ben ruh istemiyorum. dedi. Zayıf özür diler gibi bir tavırla. Konu zihnini kemiriyor gibiydi. Bu yüzden bundan faydalanmaya karar verdim. İyilik uğruna zalim olmak için. Bu yüzden şöyle dedim. Yaşamdan hoşlanıyorsun. Yaşam istiyorsun, değil mi? Ha evet ama bunda zarar yok. Bu konuda endişelenmenize gerek yok. Ama ruhu da almadan nasıl yaşamı alacağız? Bu onu şaşırtmış gibi göründü. Bu yüzden devam ettim. Çevrende vızıldayan, cıvıldayan, miyavlayan, binlerce sineğin, örümceğin, kuşun, kedinin ruhlarıyla birlikte dışarıda uçarken... Ne güzel zaman geçireceksin ama. Yaşamlarını aldın. Biliyorsun. O yüzden ruhlarına da tahammül etmek zorundasın. Bir şey hayal gücünü etkilemiş gibiydi. Çünkü parmaklarıyla kulaklarını tıkadı. Gözlerini kapattı. Yüzü sabunlanırken küçük bir oğlan çocuğunun yaptığı gibi onları sıkı sıkı yumdu bunda içime dokunan acınası bir şey vardı. Aynı zamanda bana bir ders verdi. Çünkü önümde bir çocuk var gibiydi. Hatları yıpranmış, çenesindeki yeni çıkan sakallar beyaz olmasına rağmen yalnızca bir çocuk. Bir tür zihinsel rahatsızlık sürecinden geçmekte olduğu açıktı. Geçmiş ruh hallerinin ona görünüşte yabancı şeyleri açıkladığını bildiğimden Elimden geldiğince zihnine girmenin onunla beraber ilerlemenin daha iyi olacağını düşündüm. Atmam gereken ilk adım güvenini yeniden kazanmaktı. Bu yüzden kapalı kulaklarıyla beni duyabilmesi için oldukça yüksek sesle konuşarak şöyle sordum. Sineklerini yeniden edinmek için biraz şeker ister misin? Hemen uyanmış gibi göründü. Başını iki yana salladı. Bir kahkaha atarak yanıt verdi. <laughs> hey, pek istemem. Sinekler zavallı yaratıklardır zaten. Yine de ruhlarının çevremde vızıldamasını da istemiyorum. Ya örümcekler? Boşver örümcekleri. Örümcekler ne işe yarar ki? ''Onlar da ne yiyecek ne de.'' Aniden durdu. Sanki yasaklanmış bir konuyu hatırlamış gibiydi. ''Demek öyle.'' diye düşündüm kendi kendime. İkinci seferdir içmek sözcüğünde aniden duruyordu. ''Bu ne anlama geliyor?'' Renfield da bir hata yaptığının farkındaydı. Çünkü dikkati başka konuya çekmek istermiş gibi telaşla devam etti. Bu tür meselelerle hiç ilgilenmiyorum. Shakespeare'in dediği gibi. Fareler sıçanlar ve böyle küçük karacalar. Kilerdeki tavuk yemi gibi. Bütün bu saçmalıkları aştım ben. Bir adama bir çift çubukla molekül yemesini de söyleyebilirsin. Beni ne beklediğini bilirken daha düşük etoburlarla ilgimi çekemezsin. Anlıyorum. Dişine gelecek daha büyük şeyler istiyorsun öyle mi? Bir fille kahvaltı yapmaya ne dersin? Ne saçma şeyler söylüyorsun. Aşırı uyanık olmaya başlamıştı. Bu yüzden daha fazla baskı yapmaya karar verdim. Acaba bir filin ruhu neye benzer? Arzu ettiğim etkiyi elde etmiştim. Çünkü yüksek atından hemen düştü. Yine çocuk oldu. Fil ruhu istemiyorum. Ben hiçbir ruh istemiyorum. Birkaç dakika ümitsizce oturdu. Aniden gözleri zihinsel heyecanın bütün işaretleriyle alev alev yanarak ayağa fırladı. Sen de ruhlarında cehenneme gidin. Neden ruhlarla başımı şişiriyorsun? Ruhlar olmadan da zaten endişelenecek, acı çekecek, düşünecek yeterince şeyim yok mu? O kadar saldırgan görünüyordu ki yeni bir cinayet krizine girmiş olabileceğini düşündüm. Bu yüzden düdüğümü çaldım. Ama o anda tekrar sakinleşti. Özür dilercesine şöyle dedi. Beni affedin. Doktor, kendimi unuttum. Yardıma ihtiyacınız yok. Zihnim o kadar endişe dolu ki sinirlenmeyi eğilim gösteriyorum. Yüzleşmek ve çözmek zorunda olduğum sorunu bir bilseydiniz, bana acır, hoşgörü gösterir, beni affederdiniz. Ne olur bana deli gömleği giydirmeyin. Düşünmek istiyorum. Bedenim sınırlanmışken düşünemiyorum. Eminim anlayış göstereceksiniz. Kendini kontrol edebilir hale gelmişti anlaşılan. Bu yüzden bakıcılar geldiğinde onlara aldırmamalarını söyledim. Çekildiler. Renfield onların gidişine izledi. Kapı kapandığı zaman büyük bir vakar ve tatlılıkla şöyle dedi. Doktor Seward Bana karşı çok anlayışlı davrandınız. İnanın bana size çok çok minnettarım. Onu bu ruh hali içinde bırakmanın iyi olacağını düşünüp yanından ayrıldım. Adamın durumunda üzerinde düşünülmesi gereken bir şey olduğu kesin. İnsan doğru bir şekilde sıralayabilse, Amerikalı gazetecilerin hikaye dediği şeyi oluşturacak pek çok nokta vardı. Gerçekler şöyle. İçmekten bahsetmiyor. Herhangi bir şeyin ruhunun ağırlığını yüklenmekten korkuyor. Gelecekte yaşam eksikliği çekmekten korkmuyor. Daha düşük canlı türlerini tamamen küçümsüyor ama ruhlarının peşine düşmesinden korkuyor. Mantıksal olarak bütün bunlar tek yöne işaret ediyor; daha yüksek bir yaşam biçimi elde edeceğine dair teminat almış. Ama sonuçtan korkuyor. Bir ruhun yükü o zaman insan ruhu var aklında. Peki ya teminat? Merhametli Tanrım. Düpedüz Kont onu bulmuş ve yeni bir dehşet planı kapıda. Daha sonra. Turumu tamamladıktan sonra Van Helsing'e gidip ona kuşkularımdan bahsettim. Çok ciddileşti. Bir süre düşündükten sonra benden onu Renfield'a götürmemi istedi. Dediğini yaptım kapısına geldiğimizde şimdi çok eskidenmiş gibi gelen bir zamanda yapmış olduğu gibi neşeyle şarkı söylediğini duyduk. İçeri girdiğimizde şaşkınlık içinde eskisi gibi şekerini yaydığını gördük. Güzün güçsüzleştirdiği sinekler odada fızıldamaya başlamıştı. Onu daha önceki sohbetimizin konusu üzerinde konuşturmaya çalıştık. Ama ilgi göstermedi. Biz yokmuşuz gibi şarkı söylemeye devam etti. Bir kağıt parçası bulmuştu. Katlayarak defter yapıyordu. İçeri girdiğimiz kadar bilgisiz bir halde dışarı çıktık. Gerçekten de merak uyandırıcı bir vaka. Bu gece onu izlemeliyiz. Mektup Mitchell oğulları ve sendeden Lord Godalming'e. 1 Ekim Lordum, dileklerinizi yerine getirmek bize hep mutluluk veriyor. Adınıza hareket eden Bay Harker'ın ifade ettiği arzunuzla ilgili olarak Piccadilly 347 numaradaki malikanenin alım satımıyla ilgili şu bilgiyi vermek isterim. Satıcılar, merhum Bay Archibald Winter, Suffield'ın vasiyetini icra edenlerdi. Alıcı yabancı bir beyefendi. Comte de Ville satın alımı bizzat gerçekleştirdi alım bedelini Lord Hazretleri böyle kaba bir tabir kullanmamızı mazur görürse tezgah üstüne saydı. Bunun ötesinde onun hakkında hiçbir bilgimiz yok. Lordumuzun sağdaki hizmetkarları Mitchell, oğulları ve Sendi. Doktor Sever'dan günlüğü 2 Ekim Dün gece koridora bir adam bırakıp Renfield'ın odasından duyacağı her sesi not etmesini emrettim. Herhangi bir garip durumda beni çağırmasını söyledim. Akşam yemeğinden sonra hepimiz çalışma odasındaki ateşin önünde toplandığımızda Bayan Harker yatağa gitmişti. O günün teşebbüslerini ve keşiflerini anlattık. Bir sonuca varan tek kişi Harker olmuştu. Bu ipucunun önemli olacağı konusunda büyük umutlar taşıyorduk. Yatağa girmeden önce hastanın odasına gittim. Gözden penceresinden içeri baktım. Derin derin uyuyordu. Göğsü düzenli nefeslerle inip kalkıyordu. Bu sabah görev başındaki adam, gece yarısından biraz sonra huzursuzlandığını ve yüksek sesle dua edip durduğunu söyledi. Ona "Hepsi bu mu?" diye sordum. Duyduklarının bundan ibaret olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Tavrında beni kuşkulandıran bir şey vardı. Bu yüzden açık açık uykuya dalıp dalmadığını sordum. Uyuduğunu inkar etti. Bir süre kestirdiğini itiraf etti. Gözlem altında bulundurulmadığı sürece insanlara güvenlemek ne kötü. Bugün Harker ipucunun peşinden gitti ve Artla Quincy atlara bakıyor. Godin Mink hazırda at bulundurmanın iyi olacağını düşünüyor. Çünkü aradığımız bilgiyi bulduğumuzda kaybedecek zamanımız olmayacak. Gün doğumuyla gün batımı arasında ithal edilen toprağın tamamını sterilize etmeliyiz. Böylece kontu en zayıf zamanda kaçabileceği bir sığınak olmadan yakalayabiliriz. Van Helsing British Museum'a gitti. Eski ilaçlar konusunda bilgi sahibi birilerini arıyor. Eski hekimler takipçilerinin kabul etmediği şeyleri dikkate alırmış ve Profesör, daha sonra faydalı olabilecek cadı ve iblis tedavileri arıyor. Bazen hepimizin çıldırdığını, deli gömleği içinde aklı başındalığa uyanacağımızı düşünüyorum. Daha sonra. Yine bir araya geldik. Sonunda iz üstünde gibiyiz. Yarınki işimiz sonun başlangıcı olacak. Renfield'ın sessizliğinin bununla bir ilgisi var mı acaba? Ruh halleri kontun eylemlerini öyle takip ediyor ki, canavarın yaklaşan yok edilişi belirsiz bir şekilde kulağına gitmiş olabilir. Dünkü tartışmamızla sinek yakalama işine geri dönüşü arasında zihninden geçenlere dair bir fikrimiz olsaydı, değerli bir ipucu olabilirdi. Şimdi görünüşe göre sessiz bir dönem yaşıyor. Ya da öyle mi? O vahşi haykırış onun odasından gelir gibiydi. Bakıcı odama dalıp Renfield'ın bir tür kazaya uğradığını söyledi. Bağırdığını duymuş. Odasına girdiğinde onu yerde yüzüstü yatarken bulmuş. Yer tamamen kan kaplıymış. Hemen gitmeliyim. Doktor Severden günlüğü 21 3 Ekim Son kayıttan bu yana olan biten her şeyi tam olarak hatırlayabildiğim kadarıyla kaydetmeliyim. Hatırlayabildiğim tek bir detay bile unutulmamalı. Sakinlik içinde yazmalıyım. Renfield'ın odasına girdiğimde onu yerde, sol tarafında parlak bir kan birikintisiyle yatarken buldum. Onu hareket ettirmek üzere yaklaştığımda korkunç yaralar aldığını hemen anladım. Organları arasında uyuşuk bir aklı başındalığın göstergisi olan amaç birliği hiç yoktu. Yüzü açıkta olduğundan yere vurulmuş gibi korkunç bir şekilde berelenmiş olduğunu gördüm. Yerdeki kan birikintisi yüzdeki yaralardan geliyordu. Yanına diz çöken bakıcı onu çevirirken şöyle dedi. Bence beli kırılmış efendim. Bakın hem sağ kolu ve bacağı hem de yüzünün sağ yanı felç olmuş. Böyle bir şeyin olabilmesi bakıcıyı çok şaşırtmıştı şaşkına dönmüş gibiydi kaşlarını çatarak şöyle dedi İki şeyi anlayamıyorum kendi kafatasını yere vurarak yüzünü bir şekilde yaralayabilir Eversfield maranesi'ndeki bir genç kadının bir kez kimse ona el sürecek zamanı bulamadan böyle yaptığını görmüştüm Sanırım yataktan düşerken eğer kötü bir şekilde dolanmışsa belini kırabilir ama canım çıksın ki ikisinin aynı zamanda nasıl olabileceğini hayal edemiyorum. Eğer beli kırılmışsa kafasını yere vuramaz. Yüzü yataktan düşmeden önce böyle olsaydı yatakta kan lekeleri olurdu. Ona şöyle dedim. Doktor Van Helsing'e git. Hemen buraya gelmesini rica et. Bir an bile gecikmeden gelmesini istiyorum. Adam koşarak gitti. Birkaç dakika sonra profesör sabahlığı ve terlikleriyle belirdi. Renfield'ı yerde görünce ona keskin gözlerle bir dakika baktı. Sonra bana döndü. Sanırım kendi düşüncelerimi onun gözlerinde tanıdım. Çünkü sessizce, yalnızca bakıcının kulaklarına hitaben şöyle dedi. Ah, çok üzücü bir kaza. Büyük bir dikkat ve özenle gözlemlenmesi gerekecek. Seninle ben kalacağım. Ama önce gidip giyinmem gerek. Eğer beklersen birkaç dakika sonra sana katılırım. Hastanın nefesi zorlanarak çıkmaya başlamıştı. Korkunç bir hasar olduğu açıktı. Van Helsing sıra dışı bir hızla ameliyat çantasını taşıyarak döndü. Anlaşılan düşünmüş ve kararını vermişti. Çünkü hastaya bakmadan bana fısıldadı. Bakıcıyı gönder operasyondan sonra birinci yerine geldiğinde onunla yalnız olmalıyız. Bu yüzden şöyle dedim. Sanırım şimdilik bu kadarı yeterli, Simons. Şimdilik yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Sen işinin başına dönsen iyi olur. Doktor Van Helsing operasyon yapacak. Herhangi bir yerde sıra dışı bir şey olursa hemen bana haber ver. Adam çekildi. Hastayı dikkatle muayene etmeye giriştik yüzündeki yaralar yüzeyseldi. Gerçek yara kafatasındaki bir çöküntüydü. Doğrudan motor alana uzanıyordu. Profesör bir an düşünüp şöyle dedi. Basıncı azaltmalı. Olabildiğince normal koşullara döndürmeliyiz. Yayılmanın hızı ne kadar zarar gördüğünü gösteriyor. Tüm motor alan etkilenmiş gibi. Beyindeki kanama hızla artacak. Bu yüzden hemen kafatasını delmeliyiz.'' Aksi halde çok geç olur. Konuşurken kapı yavaşça vuruldu. Gidip açtığımda koridorda pijama ve terlikleri içinde Arthur'la Quincy'nin durduğunu gördüm. Arthur konuştu. Adamın Doktor Van Helsing'i çağırdığını, ona kazadan bahsettiğini duydum. Bu yüzden Quincy'yi uyardım. Daha doğrusu ona seslendim. Çünkü zaten uyumuyordu. Bu zamanlarda her şey o kadar çabuk ve o kadar garip ilerliyor ki aramızda herhangi birinin derin uyuması mümkün değil zaten. Yarın gece her şeyin değişeceğini düşünüyordum. Geçmişe ve geleceğe alışık olduğumuzdan biraz daha fazla bakmamız gerekecek. İçeri girebilir miyiz? Başımı salladım. Onlar içeri girerken kapıyı açık tuttum. Sonra yine kapattım. Quincy hastanın durumuyla tavrını ve yerdeki korkunç birikintiyi gördüğünde alçak bir sesle şöyle dedi. Tanrım! Ona ne olmuş? Zavallı! Zavallı şeytan! Ona kısaca anlattım. Ve operasyondan sonra birincinin yerine gelmesini beklediğimizi ekledim. Kısa süre içinde olsa hemen gidip yatağa, Goril Ming'in yanına oturdu. Hepimiz sabırla izlemeye başladık. Bekleyeceğiz, dedi Van Helsing. Delme işlemi için en iyi noktayı belirleyene kadar böylece kan pıhtısını en hızlı, en mükemmel şekilde alabileceğiz. Çünkü kanamanın artış gösterdiği açık. Beklediğimiz dakikalar korkutucu bir yavaşlıkla geçti. Yüreğimde korkunç bir burkulma vardı. Van Helsing'in yüzünden onun da olacaklardan korktuğunu anladım. Renfield'ın söyleyeceği sözlerden korkuyordum. Düşünmeye korkuyordum. Ama ölüm nöbeti tutanlarda olduğu gibi bir şeyler olacağından emindim. Zavallı adamın nefesleri düzensizdi. Her an gözlerini açıp konuşabilirmiş gibi geliyordu. Ama sonra uzun süre nefesi zorlanıyor, daha belirli bir baygınlığa gömülüyordu. Hasta ve ölüm yataklarına alışık olduğu halde bu kuşku içimde büyüdü ve büyüdü. Neredeyse kendi kalbimin atışını duyabiliyordum. Şakaklarıma hücum eden kanın sesi çekiç gibi geliyordu. Sessizlik sonunda acı verici olmaya başladı. Teker teker arkadaşlarıma baktım. Kızarmış yüzlerinden, ıslak alınlarından onların da aynı derecede acı çektiklerini anladım. Hepimizi endişeli bir kuşku kaplamıştı. Sanki yukarıdan bir yerden en az beklediğimiz anda korkunç bir çan çalmaya başlayacaktı. Sonunda öyle bir an geldi ki hasta hızla çöküyor gibi göründü. Her an ölebilirdi. Bakışlarımı profesöre kaldırdığımda gözlerini bana diktiğini gördüm. Konuşurken yüzü sertti. Kaybedecek zaman yok. Sözcükleri pek çok hayata bedel olabilir. Burada dururken böyle düşünüyordum. Bir ruh tehlikede olabilir. Kulağın hemen üzerinden ameliyat yapacağız. Bir söz daha söylemeden operasyonu yaptı. Birkaç dakikalığına hastanın nefesi zorla çıkmaya devam etti. Sonra öyle uzun bir nefes verdi ki sanki göğsü yırtılıp açılacakmış gibi geldi. Aniden gözleri açıldı vahşi, umarsız bir bakışla sabitlendi. Bu birkaç dakika devam etti. Sonra memnun bir şaşkınlık içinde yumuşadı. Rahatlamış gibi içini çekti. Çırpınarak hareket ederken şöyle dedi. Sessiz olacağım doktor. Onlara dili gömleğini çıkarmalarını söyleyin. Korkunç bir rüya gördüm beni o kadar zayıf bıraktı ki hareket edemiyorum. Yüzüme ne oldu? Şişmiş gibi geliyor. Feci şekilde ağrıyor. Aa. Başını çevirmeye çalıştı. Ama bu çabayla birlikte gözleri yine camlaşmaya başlayacak gibi oldu. Bu yüzden nazikçe eski haline getirdim. Sonra Van Helsing alçak ağır başlı bir sesle şöyle dedi. Bize rüyandan bahset Bay Renfield. Sesi duyunca hastanın yüzü aydınlandı. Şöyle dedi. Bu Doktor Van Helsing. Aa, burada olmanız ne kadar iyi. Bana biraz su verir misiniz? Dudaklarım kurudu da. Sonra size anlatmaya çalışacağım rüyamda... Durdu. Bayılacak gibi oldu. Sessizce Quincy'ye seslendim. Brandy çalışma odamda. Çabuk. Koşarak gitti. Bir bardak Brandy ve bir su sürahisiyle geri dönmüştü. Kurumuş dudakları ıslattık. Hasta hemen kendine geldi. Ama zavallı, yaralı beyni bu arada çalışmış gibiydi. Çünkü kendine iyice geldiği zaman bana delici gözlerle asla unutamayacağım acı dolu bir şaşkınlık içinde bakıp şöyle dedi Kendimi kandırmamalıyım. Bu rüya değildi. Hepsi korkunç ve gerçekti. Sonra gözleri odada dolandı. Sabırla yatağın kenarında oturan iki şekli görünce devam etti. Zaten emin olmasaydım da onları görünce anlardım. Bir an gözleri kapandı. Acı ya da uykuyla değil, isteyerek, sanki tüm becerilerini toplamaya çalışırmış gibi. Onlara yine açtığında, telaşla ve şimdiye kadar gösterdiğinden de büyük bir enerjiyle şöyle dedi. Çabuk doktor, çabuk, ölüyorum. Yalnızca birkaç dakika olduğunu hissediyorum. <laughs> Sonra ölüme gitmeliyim. Ya da daha kötüsüne. Tutaklarımı yine birendiyle ıslatın. Ölmeden önce söylemem gereken bir şey var. Teşekkür ederim. Gitmeme izin vermeniz için yalvardığım gece siz yanımdan ayrıldıktan sonra oldu. O zaman konuşamıyordum. Çünkü... Elim tutulmuş gibi hissediyordum. Ama o zaman da şimdi olduğu gibi aklım başımdaydı. Siz yanımdan ayrıldıktan sonra uzun bir zaman ümitsiz bir acı çektim. Sonra aniden üzerime huzur çöktü. Beynim yine serinledi. Sanki nerede olduğumu fark ettim. Köpeklerin evin arkasında havladığını duydum. Ama onun olduğu yerden havlamıyorlardı konuşurken Van Helsing'in gözleri hiç kırpılmadı. Eli uzandı, benimkini tuttu ve sıktı. Ama kendini ele vermedi. Hafifçe başını sallayıp alçak sesle Devam et. Renfield devam etti. Daha önce sık sık yaptığını gördüğüm gibi sizin içinde de pencereye geldi. Ama bu sefer katıydı. Bir hayalet değildi gözleri öfkeli bir adamın gözleri gibi vahşiydi. Kırmızı ağzıyla gülüyordu. Ağaç kuşağının ardına köpeklerin havladığı yere bakmak için dönerken keskin beyaz dişleri parıldıyordu. Baştan onu içeri davet edemedim ama bunu istediğini biliyordum. Baştan beri istediği gibi. Ah, sonra bana sözler vermeye başladı. Sözcüklerle değil, Onları yaparak... Profesörün bir sözü lafını kesti. Nasıl yaparak? Onların olmasını sağlayarak güneş parlarken sinekleri yollaması gibi. Büyük şişman sinekler, kanatları çelik safir rengi, geceleri büyük pervaneler, sırtlarında kafatası çapraz kemik resimleri olan. Van Helsing ona başına sallayarak bana farkında olmadan fısıldadı. Sphinx Akarantia Atroposu, bizim ölümün kafatası pervanesi dediğimizden. Hasta durmadan devam etti. Sonra fısıldamaya başladı. Sıçanlar, Sıçanlar, sıçanlar yüzlerce, binlerce, milyonlarca sıçan, hepsi bir yaşam. Ah, onları yiyecek köpekler ve kediler, hepsi yaşam. Hepsi kırmızı kan. Ah, içlerinde yılların yaşamını taşıyan, yalnızca fısıl diyen sinekler değil. Ah, ona güldüm. Çünkü ne yapabildiğini görmek istiyordum. Sonra köpekler uzakta onun karanlık ağaçların ötesindeki evinde uludu. Beni pencereye çağırdı. Kalktım, dışarı baktım. Ellerini kaldırdı. Söz kullanmadan seslenir gibi oldu. Çimenlerin üzerine bir ateşin alevleri gibi karanlık bir kitle yayıldı. Sonra sisi sağa ve sola hareket ettirdiğinde gözleri kırmızı kırmızı parlayan binlerce sıçan gördüm. Onunki gibiydi gözleri. Yalnız daha küçüklerdi. Elini kaldırdığında hepsi durdu. Bana şöyle der gibiydi. Eğer dizlerinin üzerine çöküp bana tapınırsan bütün bu yaşamları sana vereceğim.'' Evet, daha fazlasını, daha büyüklerini, sayısız çağ boyunca. Ah, derken, derken kan kırmızı bir bulut gözlerimi örttü. Ne yaptığını anlamadan kendimi pencereye kaldırır, ona ah, içeri gel lordum, içeri gel efendim derken buldum. Sıçanların hepsi gitmişti. Pencereyi yalnızca iki santim açmış olmama rağmen odadan içeri kaydı. Ay, tıpkı en ufak çatlaktan içeri sızarken olanca büyüklüğü ve ihtişamıyla önümde duran bir ay gibiydi. Sesi zayıflamıştı. Bu yüzden dudaklarını yine birendiğiyle ıslattım. Devam etti ama sanki hafızası sustuğu sırada çalışmaya devam etmiş gibiydi. Çünkü hikayesi ilerlemişti. Ona bıraktığı noktayı hatırlatacak oldum ama Van Helsing bana şöyle fısıldadı. Bırak, devam etsin. Sözünü kesme. Geri dönemez düşünce akışı bozulursa belki devam da edemez. Renfield devam etti. Tüm gün ondan haber almayı bekledim. Ama bana hiçbir şey yollamadı. Tek bir sinek bile. Ay çıkana kadar ona epeyce kızmıştım. Kapalı olduğu halde çalmaya zahmet bile etmeden pencereden içeri kaydığında ona çok öfkelendim. Alaylı alaylı bana güldü. Kırmızı gözleri parlayarak beyaz yüzüyle sislerin arasından baktı. Sanki o tüm mekanın sahibiymiş, ben de hiçbir şeymişim gibi yürüyüp gitti. Onu tutamadım. Bir şekilde bayan Harker'ın içeri girdiğini sandım. Yatağın üzerinde oturan iki adam ayağa kalktı ve yaklaştı. Hastanın arkasında durdular. Böylece o onları göremiyor ama onlar daha iyi duyabiliyorlardı. İkisi de sessizdi ama profesör irkildi ve titredi. Ama Yüzü daha da sert, daha da katı oldu. Renfield bunu fark etmeden devam etti. Ben her kır bu akşam beni görmek için içeri girdiğinde eskisi gibi değildi. Demliğe su eklendiği zaman çay nasıl görünürse öyle görünüyordu. Burada hepimiz kıpırdandık ama kimse bir şey söylemedi. Renfield devam etti. Konuşmaya başlayana kadar burada olduğunu fark etmemiştim. Ve aynı görünmüyordu. İnsanların solgun olmasından hoşlanmam. Ben onların kanla dolu olmasını severim. Fakat onun tüm kanı tükenmiş gibiydi. O sırada bu konuda düşündüm. O gittikten sonra düşünmeye başladım. Bayan Harker'ın yaşamını onun aldığını anlayınca çok kızdım. Diğerlerinin de benim gibi titrediğini hissettim. Ama bunun dışında kıpırdamadık. Bu yüzden bu gece geldiğinde hazırdım. Sisin içeri sızdığını gördüm. Onu sıkı sıkı yakaladım. Delilerin sıradışı güce sahip olduğunu duymuştum. Benim de deli olduğumu bildiğime göre, en azından zaman zaman gücümü kullanmaya karar verdim. Evet, bunu o da hissetti. Çünkü benimle dövüşmek için sizin içinden çıkmak zorunda kaldı. Sıkı sıkı tuttum. Çünkü onun bayan Harker'dan daha fazla yaşam almasını istemiyordum. Sıkı sıkı tuttum. Ta ki gözlerini görene kadar. Beni yakıp kavurdular. Gücüm su gibi oldu. Kollarımdan kurtuldu. Ona yapışmaya çalıştığımda beni kaldırıp yere fırlattı. Önümde kırmızı bir bulut, gök gürültüsü gibi bir ses vardı. Sis kapının altından sızıp gitti. Sesi gittikçe hafifliyor, nefes alması güçleşiyordu. Van Helsing içgüdüyle ayağa kalktı. Artık en kötüsünü biliyoruz. Burada amacını biliyoruz. Çok geç olmayabilir. Silahlanalım. Önceki gece olduğu gibi. Ama zaman kaybetmeyin. Kaybedecek bir an bile yok. Korkumuzu, kanaatimizi sözlere dökmenin gereği yoktu. Paylaşıyorduk onları. Hepimiz gidip odalarımızdan kontun evine girerken üzerimizde olan şeyleri aldık. Profesör kendininkileri üzerinde taşıyordu. Bizi koridorda karşılarken onlara işaret edip şöyle dedi. Asla yanımdan ayırmam. Bu mutsuz iş bitene kadar ayırmayacağım. Siz de akıllı olun dostlarım. Karşımızdaki sıradan bir düşman değil. Yazık. Sevgili bayan Mina'nın acı çekmesi çok yazık. Sesi boğuldu. Sustu. Benim yüreğimde öfkenin mi yoksa korkunun mu baskın çıktığına bilmiyordum. Harkırların kapısında durduk. Art ve Queens'i geride kaldı. Queens'i onu rahatsız etmeli miyiz? Buna zorunluyuz, dedi Van Helsing sertçe. Eğer kapı kilitliyse kırarak gireceğim. Bu onu korkutmaz mı? Bir hanımın odasına kapıyı kırarak girmek normal değildir. Van Helsing ciddiyetle şöyle dedi. Her zaman doğruyu söylersin ama bu ölüm kalım meselesi. Bir doktor için tüm odalar aynıdır. Aynı olmasalardı da bu gece benim için olurdu. Dostum John, kulbu çevirdiğim zaman eğer kapı açılmazsa omzunu daya ve ittir. Siz de dostlarım. Şimdi. Konuşurken kulbu çevirdi. Ama kapı açılmadı. Kendimizi kapıya attık. Çatırdayarak açıldı. Neredeyse kafa üstü odanın içine daldık. Profesör düştü. O kendini elleri ve dizleri üzerine kaldırırken onun üstünden karşıya gördüm. Gördüğüm beni şaşkınlıktan dondurdu. Saçlarımın ensemde dik dik olduğunu, yüreğimin durduğunu hissettim.